Dün akşam Gazze'de inanılmaz bir olay yaşandı. Evet iki tarafta birbirini bombalıyordu, siviller ölüyordu. Ancak bir hastanenin bombalanması ki bine yakın ölü olduğu söyleniyor. Böyle bir şey hiçbir taraftan kabul edilemeyecek düzeyde bir insanlık suçuydu. İnsanlar tam manasıyla çıldırdı. Kalabalık bir grup İsrail konsolosluğuna girdi. Aynı zamanda havai fişekli bir saldırı gerçekleştirildi. Protestolarda bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Malatya'da yüzlerce araç Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin konuşlandığı küreci radar üstüne gitti. Orada da kahrolsun İsrail sloganları atıldı. Aynı zamanda küçük bir arvede yaşandı. Olay özellikle İslam ülkelerinde büyük yankı buldu. İran'ın Meşhed kentindeki Razavi Türbesi'ne savaş anlamına gelen kara sancak asıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi ortak bir bildiri yayınladı. Yani yaşanan öyle bir durumdu ki Türkiye'deki bütün partileri ortak bir bildiri altında görebileceğiniz belki de tek metin falan olabilir. Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. İsrail'in yaptığının bir soykırım olduğunu söyledi. Avrupa bile bu olaya çok tepkiliydi. Fransız Devlet Başkanı Macron hiçbir şey hastaneye saldırıyı haklı gösteremez. Hiçbir şey sivillere hedef almayı haklı gösteremez. Saldırıyı kınıyoruz dedi. Ben de tabii saldırı gerçekleşir gerçekleşmez kendime şu soruyu sordum. İsrail niçin kendine bu kadar faydasız olabilecek, uluslararası alanda desteğini tamamıyla kaybedebilecek, hiçbir taraftan, hiçbir şekilde mantıklı bir açıklaması olmayan bu saldırıyı niçin yaptı? Çünkü azıcık mantıklı düşünen bir İsrail vatandaşı bile böyle bir saldırıyı desteklemezdi. Hastane vurmak ne savaş hukukunda yer alırdı ne de bir etik anlayışında. İsrail tarafından nasıl bir açıklama gelecekti? E onlar da saldırıyı onların değil Hamas'ın yaptığını söyledi. Netanyahu bütün dünya biliyor. Gazze'deki hastaneyi bombalayan İsrail ordusu değil Gazze'deki teröristlerdir. Bizim çocuklarımızı vahşice katledenler şimdi kendi çocuklarını katlediyor dedi. Resmi hesaplardan konuya dair pek çok açıklama geldi. İsrail'i kaynakların söylediğine göre bu aslında bir Hamas'ın roketiydi. Yanlış hedef vurmuşlardı. Hastaneyi yıkan aslında Hamas'tı. Öyle ki El Cezire'nin yaptığı bir yayında bu roketin yanlış fırlatılış anının resmen belgelendiği resmi hesap tarafından paylaşıldı. Ancak paylaşımda hayati bir hata vardı. Bu da insanların gözünden kaçmadı. Olay videoda gözüktüğü gibi 18.59'da değil 19.50'de gerçekleşmişti. Yani saat yanlıştı. İsrail açıkça yalan söylüyordu. Olayın hemen ardından İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsü şöyle dedi. Gazze'deki hastanede meydana gelen son olayla ilgili resmi bir açıklama yapmak istiyorum. İsrail savunma kuvvetlerinin operasyonel sistemlerini analiz ettik ve Gazze'de bulunan teröristler tarafından bir roket yayılım ateşi açıldığını teyit edebiliriz. Şok edici bir şekilde bu roketler tam da vurulduğu anda hastanenin yakınından geçti. Birden fazla kaynaktan edindiğimiz istihbarat trajik bir şekilde hastaneye isabet eden bu başarısız roket saldırısından İslami cihatın sorumlu olduğunu göstermektedir dedi. Yani İsrail asıl suçlunun Hamas olduğunu söylüyordu. Ancak İsrail kanadında bir olay daha patladı. Yine orijinal hesaptan bir video video paylaşılmıştı. Hastaneyi vuranın Hamas olduğuna yönelik bir kanıt niteliğinde. Ancak paylaşımdan birkaç dakika sonra video silindi yalnızca açıklama kaldı. Yani düzenlendi Twitter üzerinden. İnsanlar da dedi ki madem böyle bir kanıt vardı niçin videoyu sildiniz? İsrail bana göre her yerden dökülürken üzerine başka bir bombayı da bu sabah patlattılar. Konuşmalar Arapça geçiyor İngilizce bir altyazı koymuşlar. Söylediklerine göre Hamaslıların telefon kayıtlarıymış. Telefon görüşmesinde de füzenin yanlış yere ateşlendiğini, bunun büyük bir hata olduğunu falan söylüyorlar. Bunun farkına varıyorlar yani. Bunu yine orijinal hesaptan paylaşarak dediler ki gördüğünüz gibi Hamaslıların da kendi arasındaki konuşmaları bu şekilde. Biz bu bombalı saldırıyı yapmadık. Saldırının faili Hamas. Bu da kanıtı. Şimdi buna ne kadar inanırsınız bilmiyorum ama ben kalpten gelerek söyleyeceğim arkadaşlar. Olay büyük bir tiyatro İsrail tarafından. Ve daha kötüsü iyi yönetilememiş bir tiyatro. Medya da zaten şaşkına döndü. Mesela Batı medyasının en büyüğü New York Times birkaç saat içerisinde 3 kez manşet değiştirdi. Önce haberi şöyle girdi İsrail saldırısı bir hastanede yüzlerce kişi öldürdü. Sonra Gazze'deki bir hastaneye saldırıda en az 500 ölü var yazdılar. En sonunda da Gazze'deki bir hastanede patlamada en az 500 ölü var dediler. Yani bu açıklamaların ardından İsrail saldırısı ibaresini tamamen kaldırdılar. Yani bana kalırsa ortada büyük bir tiyatro dönüyor. Ben halen daha İsrail'in niçin böyle bir şey yaptığını anlayamadım. Gerçekten yani hiçbir şekilde çıkarına olmayan bütün dünyayı karşısına alabilecek bir eylem. Tamam kendi de halkına ya da kendini destekleyenlere bir koz verdiler. Abi biz yapmadık diye. Ama ne kadar inandırıcı oldu bu? İşte bu soru işareti. Çünkü savaşın başından beri tarafsız bakmaya çalışan bir insan olarak. Çünkü bu savaş yani bir taraf tutmanın mantıksız olduğunu en başından beri söyledim. En azından herhangi bir tarafa körü körüne bağlı olmanın. Çünkü iki taraf da sivil öldürüyor. Şu olaydan sonra dedim ki yok kardeşim yani İsrail gerçekten de dünyanın gözü önünde bir katliam yapıyor ve bunun kabul edilebilir hiçbir tarafı yok. İsrail'de uluslararası alanda bence bu şekilde kendi ayağına sıkmış oldu. Son hastane saldırı Bence çok fazla şey değiştirecektir savaşta ve iyice işleri çıkılmaz bir noktaya götürecektir. Bunun sorumlusu da İsrail'in söylediğine göre Hamas'ın kendi füzesi, Hamas'ın Filistinlilerin falan değil kanıtların söylediğine göre de İsrail'in füzesi. Bakalım ilerleyen günlerde neler olacak göreceğiz. Bugünlük benden bu kadar.